Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel puf çiçeğin yapımını anlatacağım. Hanımlar, bu şekilde iki renkli yapmıştım daha önce. Çok kolay ve çoğu örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Dilerseniz lif ipi ile, dilerseniz tek katlı iplerle rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben kendim iki katlı lif iplerinden kullanacağım. Ben bu süsleri lif için yapıyorum. Dilerseniz hırka, battaniye, çanta gibi örgülerde kullanabilirsiniz. Tığ olarak 2 numara 1.75 milim kullanıyorum ve hemen yapımına geçelim. Hanımlar, ipimi parmağıma doladım. Şuradan bükelim. Bir tane kilit zinciri yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir. Şuradan bakın batıyorum. İki ucunu bu şekilde birleştirdim. 1 2 3 tane zincir başına doladım. Halkanın içine batarak bir tane trabzan. 2 tane zincir başına doladım. Halkanın içine batarak ikili trabzan. Aynı şekilde devam ediyorum. Tekrar iki zincir şuraya batıp kaydırma tekniğiyle kaydım. Toplamda 6 tane yuvamız oluştu. Bir tane zincir yaptım. İpimi bu şekilde uzattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve aynı yuvaya 15. İpimi yandan tutarak kapatıyorum bu şekilde. Şimdi 5 tane zincir yapalım. Hemen dibine batıyorum. Kapattım. Diğer yuvaya bu şekilde kayıyorum. Aynı şekilde ipimi uzattım. 15 tane fıstık dolgusu. Tekrar yandan tutarak kapattım. 5 tane zincir dibine batıp kaydım. İleri yuvaya bu şekilde kayıyorum. 4 tane kaldı. Aynı şekilde bunları yaptığımız gibi doldurup gelelim. Hanımlar, bu şekilde 6 tane yapsın. Bir tane zincir yaparak ipimi şöyle kopardım. Bunu ters çeviriyoruz şöyle. Bakın, bir tane boncuğum var. Silikonla ya da dikebilirsiniz hanımlar, delikli ise boncuklarınız. Şöyle, benim boncuğum deliksiz, o yüzden silikonla yapıştırıyorum. Biraz bastıralım. Bu şekilde çiçeğimi bitirdim. Gayet güzel oldu. Şöyle. Diğerlerini de zaten göstermiştim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.